Şu şöhret tahtasından ne kadar memnun bir yüz nasıl olduğuna bir bakın. Bu suratı biraz geliştirsem çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ha, kızlar! Bakın ne güzel bir şey oldu. Onaylamıyoruz ve arkana dön. Oh hayır bayım. Lütfen pardon, düşündüğünüz şey değil. Hayır, tam olarak düşündüğüm bir şey. Çizmek istiyor musunuz? O zaman challenge yapalım. Şu sevimli kızlı kediyi görüyor musunuz? Tabii, o ne kadar tatlı. Onun en güzel resmini çizen arkadaş onu alacak. Yerinizde olsam acele ederdim. Çünkü şu tatlı şeyi hemen almak isterdim. Tamam, ne yapsam acaba? Doğru. Daha önce hiç sıvı şekerle çizmemiştim. Umarım başarabilirim. Evet, şekerle çizmek çok zor. Ama sanırım bunu başarıyorum. Evet, aynen başarıyorsun. Ama hayır, en güzel şeyi ben yapacağım. Ama önce biraz tadına bakacağım. Çok lezzetli. Evet, ekşi ama yine de güzel. Daha fazla istiyorum. Tüm şekeri böyle yiyeceksin. Gerçi o gerçekten ekşi. Ama ben yemeyeceğim. Çünkü onunla güzel bir resim yapacağım. Ne? Bu böyle çiziremez. Aynen, sen öyle düşün. Baksana, bu yazıdan güzel ve tatlı bir kedicik çizdim. Vay canına, böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Çocuklar, bazılarınız çok şanslı olacak. Zaman doldu ve bu kediciyi kim alacak? Hadi görelim. Nasıl şaşırırım? Ah, bakma buna, korkunç bir şey. Ya hayır. Peki benimki? Tamamen farklı bir konu. Hiçbir şey yok orada, şaka mı yapıyorsun? Ah işte bu kedicik. Nasıl? Böyle bir arkadaş ister misin? Aa, evet, bu bebeği bana mı veriyorsunuz? Teşekkürler. Ne kadar havalı bir şey. Onu tüm gün böyle saklamak isterim elimde. Eminim şimdi beni çok sevecek. Oy ne kadar havalı, senin tatlı şey. Hayır, verin bana. Çocuklar, bu sefer içinizden birine bu pahalı bir hediye vereceğiz. Yeni bir iPhone. İşte kutunun içinde. Acele edin, zaman başladı. Yeni bir iPhone çok iyi olur. Ve ilginç bir çizim yöntemi görüyorum. Görünüşe göre bu tekniğe grilleştirme deniyor. Ben küçükken daha önce böyle resim yapmıştım. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Hayır, kırıldı. Şimdi ne yapacağım? Başka bir şey düşünmeliyiz. Tabii ya. Belki cebimde uygun bir şeyler vardır. Evet, bazen ceplerimi temizlemem gerekiyor. Neyse, bu ne ya? Çöp hepsi. Vay canına, işte bu tam gereken bozuk para. Evet, iyi yapıyor. İyi çıkarıyorum. Güzel olması gerekiyor. Tadam, her şey hazır. Jill, sen neye bakıyorsun? İşini yap. Tamamdır. Ben mükemmel resim yapıyorum. Neden bunu bir iğneyle yapmaya çalışıyorum? Tamamdır, hazır. Neredeyse tam olarak aynısı. Aslında ilk bakışta göründüğü kadar kolay iş değil. Evet, itiraf etmeliyim ki normal bir şey çizemedim. Ama bu şekilde saçma sapan şeyler oluyor ya. Saçmalık ya da saçmalık değil. Ama zaman bitti. Önemli değil. Şimdi göstermelisiniz. Tamamdır, böyle bir şey yaptım. Anne, üzgünüm. Ama bu gerçekten kötü bir şey. Evet, aynen. Şimdi durumu biraz düzeltelim. Ve değiştirdik. Hadi bakalım. Baksanıza nasıl? Fena değil. Çok iyi bence. Sende ne var? Tamam. Benimkine baksanıza. Nasıl olmuş? Yeterince uğraşmamışsın. Jill'inki daha iyi. Ne?
Hayır, daha mı iyi? Değiştirmiş. Böyle bir şey olmamalı. Ha, aynen olmamalı. Ama şimdi yeni iPhone'um var. Bence her şey çok adil. Acaba rengi nasıl? Ne? iPhone mu? Bu iPhone nerede? What's the matter with you? Ya saçmalıyorsunuz, bu ne? Senin hak ettiğin de bu. Bu sefer içinizden birine bu kocaman bebeği vereceğim. Ne? Oyuncak bebek mi? Aslında bu sıradan bir oyuncak değil. Bu güzel lezzetli pasta. Hadi zaman başlıyor. Yes! Daha önce hiç sakız ile resim yapmadım. Çok garip bir yol. Ama çok lezzetli sakız. Onun tadını çıkarabilirim. Mükemmel bir şey. What? Oh evet. Sakızların tadını çıkarmak gerçekten çok iyi bir şey. Ama tabii ki resmi de unutmamalıyız. Galiba böyle yapabilirim. Okay. Evet, çok lezzetli sakız. What? Ama ne? Çiğnemiş sakız kullanarak çok çeşitli desenler ayırt edebilirim. Ayrıca bu sevimli bebeğin çok güzel bir halinde yapabilirim. Vay canına. Enin gerçekten çok iyi işi var. Siz ne düşünmüştünüz? Aa, hayır. Yapıştı gözlüklerim. Ne yapacağım şimdi? Ya benim suçum neydi? Bir şey göremiyorum şimdi. Of ya, gülmeyin bana. Çok üzüldüm. Çocuklar, zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. İşte bakın, çok uğraştım gerçekten. Aslında hayır, uğraşmışsın. Berbat bir resim olmuş. Jill sen göster. İşte bu nasıl? Yani fena değil ama sıkıcı. Dad sende ne var? İşte böyle. Kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Aynen, hiç güzel değil. Ama en iyi resim mükemmel ve bende tam öyle mi? Evet, aynen. Herkesin içinden seninki en iyisi. Al bakalım. Yaşasın, sonunda kazandım. Tadına bakmak istiyorum. Tam da acıkmıştım. Leziz. Evet, aynen. Ama biz senin arkadaşınız. Hadi paylaş bizimle. Ted uyan, geliyor. Bu turda biriniz çok farklı makyajlarla bir çantaya sahip olacak. Vay canına. Yine kuzular için bir hediye. Çantayı almak ister misiniz? O zaman çizin. Evet, işte bu. Ben kesinlikle kazanmalıyım. Ne? Makyajı çok seviyorum ve o benim olmalı. Tabii ya, çizim yapmak için orijinal bir yol buldum. Öncelikle boya kalemlerini rengden geçireceğim. O zaman birkaç tane renkli bir tozlarım olacak. Bundan sonra onu çantanın taslağına yayıp koyacağım. Bence bu harika bir resim olacak. Ve tabii ki hepsi bu kadar değil. Rendelenmiş tebeşir aynı bırakılmaz. Şimdi üzerine ütü koyacağım. Ne? Çok iyi bir fikir. Ama ben de bir şeyler düşündüm. Evet, böyle kıracağım ve sonra suya atacağım. Ve onlar onun içinde eriyecek. İşte bu. Ve böylece boyamak çok kolay olacak. Şuna baksanıza. Bence çok güzel çıkıyor. Oh, Annie, senin yüzünden dikkatimi dağıttım ve her şeyi yaktım. Nesne mahvoldu. Yandın mı? Öyleyse şimdi çanta kesinlikle benim olacak. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Makyaj aletlerini almak istiyordum ama. Tamam. Kim makyaj aletlerini almak istiyor? Önce eserlerinizi gösterin. Bu leke de nedir Jill? Hayır, çantayı alamazsın. Annie, en azından biraz uğraşabilirdin.
çizimi neden bu kadar kötü yaptın? Aha Ted, bravo sana. Hepsinden en güzel resmi sen yapmışsın. Tebrikler. Şimdi makyaj seti senin. Ne, benim mi? Ama ben bilerek yapmadım. Bahane, sen kazanıyorsun. Aman tanrım, şununla ne yapacağım? Belki bana makyaj yapabilirsin. Hayır, ona değil, bana yap. Tabii. Benim bir fikrim var. Kızlar hazır olun. Şimdi sizi gerçek kızlar yapacağım. Çok güzel olacaksınız. %100. Tadam. Çok güzel. Kendinizi tanıyamayacaksınız. Kendini görmeliydin. Aman tanrım, bu ne? Palyaçoya benziyorum. Ne? Ben nasılım o zaman? Ay korkunç. Ne yaptın sen? Neden hemen küstünüz? Çok komiksiniz.